Merhaba arkadaşlar, Futkoç burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün La Liga Totsu geliyor. La Liga Totsu ile birlikte bugün Ronaldinho'nun geldiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? İyi söyledi. Ve yarın da Puşkaş'ın geleceğini biliyoruz. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri şu. Bu oyuncular yapılır mı? Kısmına e, bir bakacağız ama Önemli olan şey fodder arttırıp arttırmayacağı. Birçok insan elinde fodder var bekliyor. Burada ne olacak? Bu konuya da biraz değinmek istiyorum. Aynı zamanda fiyatlar düşecek mi? Bu nesiga Tots'ları paketlerden çıkıyor. Normalde FIFA Team'de paketlerden çıkan, talep gören oyuncuların yükseldiğini görürüz. Ancak Premier League Tots'u ile birlikte bunun olmadığını görmüştük. Premier League Tots'u bittiğinde, Premier League Tots oyuncuları paketten çıktığında fiyatları düşmüştü neden oldu nasıl oldu bunlardan bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İlk önce gelelim Prime Ronaldinho. Prime Ronaldinho e, hatta buraya gelmeden önce oyuna gidelim. Nerede gördük? Görevler kısmına gidersek eğer görevlerde La Liga sezon takası e, görevlerinde üst düzey Ronaldinho ikon oyuncu SPCC kiralığını 19 Mayıs'ta yani bugün e, gelecek olduğunu ve anlıyoruz burada. Kiralığını yapmanız lazım. Yani kendisini değil kiralığını yapmanız lazım. Bu e, XP'yi alabilmek için. Ama tabii ki eğer istiyorsanız kendisini yapabilirsiniz. Hemen buradan bakın Foot doğum günü push kaçta? 20 Mayıs'ta geliyor. Yani her gün bir ikon oyuncu XP'si diyordu iyi. E, bu Burada biz kaç tane biliyoruz? 3 tane biliyoruz. 4 tane biliyoruz galiba. E, bunlara bakacağız. 3 tane biliyoruz. Hayır pardon. Yani bir de Makalele, Toti Makalele'yi biliyoruz. Geri kalanlarla ilgili bir haberimiz yok ama bunlar en çok göze batanlar olduğuna göre bunların daha altında oyuncular gelecektir diye tahmin ediyorum ee, ben. Şimdi bu, buradan hemen gelelim e, Ronaldinho'ya bakalım. Ronaldinho nasıl 3.3 milyon fakat Ronaldinho'nun kartı 4.700'dü. Ronaldinho'nun SPC geleceği duyurulduktan sonra bu öyle bir durum oldu. Totti'si ile arasındaki farkı hemen göstermek istiyorum. Totti Ronaldinho, Ryan Ronaldinho'dan daha iyi bir kart. E, net olarak hissedilebilir net daha iyi bir kart. Fakat e, yani eski zamanlardaki Mohamed Ronaldinho gibi. Fakat Ronaldinho ile arasındaki fiyat farkına değecek bir fiyat farkı yok. Yani 15, 11, 12 milyondan ne kadarsa artık. E, 15'ten mi extinct? Bu 15 milyondan extinct olacak bir şey değil. Bu nadirlikle ilgili. Neden? Normalde Moment Ronaldinho ile Prime Ronaldinho oyunun yaklaşık bir 3 aylık döneminde paketlerin içinde olurdu. Fakat Totti Ronaldinho sadece bir haftalığına paketlerde oldu ve bir daha paketlere girmedi. Ee, paketlere tekrar girerse, satılabilir olarak girerse fiyatına düşecektir. Ama şu anda böyle bir durum yok. Ronaldinho 4.700'lerden 3.300'lere geldi. Şimdi hemen kafadaki soru işareti şu olacak. Bunun fiyatı ne olur? Bunun fiyatı 3 milyonla 4.700 arasında bir yerde olacak. O kesin. Ee, İyi bunu çok ucuza getirmek istemeyecektir diye tahmin ediyorum. Ve 3 milyonla 4.700 arasındaki yerde yüksek fodder talep ediyor. Birazdan da oraya gideceğiz. Peki kart yapılır mı? Buradan bakacak olursak eğer karta 92 hızı, 90 şutu, 91 pası, 95 dribbling ve 81 fiziği var kartın. Ve kartın en düşük şeyi fiziği tabii ki. E, karta baktığımızda 83 staminası gerçekten kötü oyunun bu dönemi için. Benim fikrimi soracak olursanız Ronaldinho sizi kadro olarak ileri taşıyacak bir kart değil ama keyif olarak çok keyifli bir kart. Ben herkesin Ronaldinho ile oynaması gerektiğini düşünüyorum. Prime veya Moment veya Prime veya Totis'i olan kart. Ronaldinho böyle midi gibi, babysi gibi değil, gerçek bir Ronaldinho keyfi sunuyor size. Çok keyifli, çok eğlenceli bir kart. Yapabiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Ancak size maç kazandıracak bir kart değil. Birincisi 5 skill 4 sayı ayak kart. Kendine özel bir vücut var ama o 4 sayı ayak gerçek bir 4 sayı ayak değil maalesef. Bitiricilik konusunda çok çok eksiği oluyor. Kartın 83 staminası yüksek düşük çalışma oranıyla birleştiği zaman 90 dakikayı ucu ucuna çıkartacak demek oluyor. Ee, burada aynı zamanda kanat oynayamayacak demek oluyor. Bu stamina'dan kaynaklı. Ancak bakarsak hızı da çok hızlı bir kart değil. Boyu da kısa olmadığı için driplingi çok güzel. Çok eğlenceli. Cruyff'a benziyor. Boyu kısa olmamasına rağmen iyi driplingi var. Bitiriciliğinde bayağı bir sıkıntı var. 86 shot power. Ben zaten size bu kartın e, üstünü kapatsak ve burada göstersek 86 shot power, 93 bitiricilik, 90 şey var e, desek e, işte 83 staminası var böyle bir hızla desek herhangi bir TOTS kartı bu istatistiklerde oluyor. Bu geç gelmiş bir ASPC. Buradan bir ay önce gelmiş olsaydı bir buçuk ay önce gelmiş olsaydı tot başlamadan hemen önce gelmiş olsaydı insanların daha uzun süre eğlenceli oynayabileceği bir kart olurdu. Ancak burada böyle bir sıkıntısı var. Yapmayı yapılır mı? Bence yapılır. Pahalı mı olacak? Bence pahalı olacak. Fiyatına değecek mi? Fiyatına eğlence olarak değecek ama maç kazandırma olarak değmeyecek. Bilmiyorum. Tam olarak anlatabildim mi? Kart oynayabileceği bir tek mevki var. Bana göre ken mevki, santrafor da falan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten Ronaldinho ile uzun zamandır hiçbir pro oyuncu oynamıyor. Hiçbir kart ile neredeyse eee bu bunun sebebi de hani oyuna verdiği farklı şeyler var. Çok keyifli saçları oynuyor. Devamlı skill yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, skill, yap skill yapıyorsunuz ve çok hoşunuza gidiyor ve bunu tekrar etmek istiyorsunuz. Öyle bir durumu var. Yani Ronaldo bugün geldiğinde dediğim gibi hızlıca yapabiliyorsanız keyif için yapılabilir ama yani şunun peşine düşmemek lazım. Benim bu karta sahip olmam lazım ve beni çok ileriye taşıyacak bence böyle bir kart değil. Gelelim Ferenc Puşkaş'a. Bu kart da cumartesi günü geliyor. Cumartesi günü gelecek. Şimdi bu kartla ilgili şöyle bir durum var. Bu bütün versiyonları 3 sayı ayakken bu kart 5 sayı ayakta. 4 skill ve 5 sayı ayakta. Stoki vücut tipine sahip. Payet'in ve Fekir'in olduğu vücut tipine sahip. Burada yüksek orta çalışma oranı var. ama 1.72 boyu ve yüksek dripling özellikleri, istatistikleri kartın bütün eksilerini hemen hemen bertaraf ediyor. Kart lean veya short and lean gibi bir şeyde olmuş olsa bu istatistiklerle çok fırıl fırıl dönecek bir kart oldu. Net bir fırıl fırıl dönecek bir kart değil ama iyi bir dripping'e sahip bir kart. Aynı zamanda çok ölümcül bir sol ayağı var kartın. Yani hem uzaktan hem yakından gerçekten baya baya iyi bir sol ayağı var. Ve ceza alanı içinde sol ayağıyla çok iyi bir bitirici. E böyle bir kartın 5 sayı ayağı olduğu zaman çok çok iyi bir bitirici olduğunu söylememiz... ...oyundaki üst düzey bitiricilerden biri olduğunu söylememiz herhalde yanlış olmaz. Kartın staminası falan da çok iyi. Gücünün 79 olduğuna bakmayın. stoki vücut tipi karta çok yardımcı oluyor. Ee, yani Ronaldinho falan tarzında değil böyle ya, omuz omuza mücadelelerde falan o kadar kötü bir bitiriciliği olmuyor kartın. Kartın problemi stoki vücut tipinin bir tık geri tutması bir de hızı. Eğer ki hız sizin için çok önemli değilse bu kart sizin için iyi bir santrafor olacak. Ee, boyunun kısa olduğunu, 1.72 olduğunu ve böylece hava toplarındaki hakimiyetin çok iyi olmayacağını söyleyeyim. Normalde bu kartın e, Finesse Chat Trait'i yok. Bu karta vermişler mi? Burada da yok. Bu, bu versiyonunda da yok. E, shot yok. Plase ile vuruş trait'i yok. Ancak oyundaki en iyi plase vuran oyunculardan biri olduğunu söylemem lazım. Yani bu kartla uzaktan çok rahat vurabilirsiniz. 4-2-2 gibi versiyonların veya 4-3-3 gibi versiyonların sağ tarafında hızlı değil de Messi tarzında yani alıp gidecek değil de alıp içe kat edecek ve uzaktan bitirecek oyuncu olarak da gerçekten bir oyuncu olacağını söylemek lazım. Ee, gelelim e, şeye. Bakın şu anda bugün Arap, Saudi Arabistan, Suudi Arabistan totsu paketlerde Cuma gününe kadar paketlerde kalacak ve bugün çok paket açılacağını düşünecek olursak bu oyuncuların yine çıkması devam edecektir ve fiyatlarında bugün bir düşüş bekliyoruz. Cristiano Ronaldo'nun fiyatının 8,5 milyon olması falan gerçekten bence akıl dışı bir durum. Linkinden dolayı, linklenemeyen bir kart olduğundan dolayı normalde Manchester United'da olsaydı 8,5-9 milyon olması gerekirdi zaten kartın. Ee, şu anki duruma bakacak olursak. Bu fiyat bence çok düşecek olması gereken fiyatlardan birisi. Çünkü linklemesi o kadar kolay bir kart değil. En azından iki tane karta yaş duyuyorsunuz linkleyebilmek için. Ee, bunlar paketlerde... Cuma günü, e, Cuma günü paketlerde pazar günü e, Amerika Ligi geliyor. Gelecek hafta pazar günü de Türkiye Ligi geliyor. Bunu da söyleyelim. Hatta güzel bir şey daha söyleyelim. E, büyük ihtimalle gelecek hafta e, pazar Türkiye Ligi geldikten sonraki çarşamba. Yani Türkiye Süper Ligi Totsu geldikten sonraki çarşamba Gümüş Yıldızlar'da Hacı Wright gibi çok iyi bir Gümüş Yıldız Team of the Season Türkiye Ligi kartı göreceğiz. Eee kimler olabilir bilmiyorum şu anda özellikle gümüş olan oyunculardan biri gelecektir diye düşünüyorum İlk aklıma Sasha Boya geldi neden bilmiyorum ee, bir diğer durum e, Almanya Ligi Totsu'na baktığımız zaman kartların şöyle bir sıkıntısı var burada Diaby'de bir yükseliş var sebebi şu Diaby e, Leverkusen maçı kaybetti ve Temi Abraham 5 zayıf kalacak böylece e, Diaby'nin Şampiyonlar Ligi kartı 4 skill 3 zayıf olarak kaldı eee o yüzden bu kart daha bir değer kazandı. Normalde fiyatlar hafif bir düşüş yaşamıştı. Ee, aynı zamanda Lamela'da 5 sayfaya kalacak. Ee, onu da söylemem lazım. Bunlar cuma günü o Şampiyonlar Ligi ve şey rotulu the Final kartları cuma günü e, upgrade'lerini alacak olması lazım. Bugün akşam falan bekliyoruz şahsen. Şimdi bu kartlara baktığımız zaman kartlarla ilgili olarak bunların bir problemi varsa o da link problemi kartlar kolay kolay linklenebilen kartlar değil. Kolay linklenen kartlarda ya pahalı e, yani mesela Enkunku gibi ya da Diaby gibi 5 skill 3 zayıf ayak bir 3 zayıf ayaklık bir zafiyeti var. Buraları var. Şimdi buradaki kartlarla ilgili olarak insanlar şöyle bir şey kurmuşlardı. E, Tots Premier League kadrosu kurmuşlardı. Yanında başka Premier League oyuncuları ikonlarla halletmişlerdi. Bu bittikten sonra şimdi ondan sonra Bundesliga geldi. Fiyatlar düştü. Neden düştü? Çünkü Bundesliga kartlarına baktığınız zaman kartların çok çok iyi olduğunu, aşırı upgrade aldığını, kartların daha önceki versiyonların üzerinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Toti Bellingham'a nazaran Tot Bellingham'ın 5 sayı ayak ve artı ikilik bir e, istatistiklerle gelmiş olması çok çok talep görmesi neden oluyor ve çok pahalı yapıyor. İnsanlar bunları gördükçe almak istiyor. Para var insanlarda, e, coin var. Ben hiçbir FIFA'da bu kadar coin olduğunu hatırlamıyorum. Yani e, iyi, ne yapıyor, ediyor, bu kadar satılamaz pakete falan rağmen anormal bir coin var. Çünkü eğer coin olmamış olsaydı fiyatlar yukarıda kalamazdı. Çünkü insanlar oynuyorlar, vazgeçiyorlar. Başkası giriyor devreye. 5 milyonlar, 10 milyonlar rahat rahat veriliyor. Ben bu kadar verildiğini görmemiştim. Şimdi eğer La Liga burada olduğu gibi bir hype yaratırsa... ...of kartlara bak ne kadar iyi geldi vesaire gibi bir durum oluşursa... ...o zaman bu kartlar da Premier League kartları gibi düşecektir. Bunların daha beter düşüşü olabilir çünkü daha zor. Yani burada mesela Bellingham mükemmel bir oyuncu. Bana göre oyunun en iyi 8 numarası. Ve uzak ara yani şey, tartışma kabul etmeyecek. de ancak linkleyebilmek için İngiliz... Dortmund'lu oyuncuya ihtiyaç var. Lucio'ya ihtiyaç var. Bu kadro kadro mühendisini çok zorluyor. İnsanlar bundan vazgeçtiğini biliyoruz olay bir şekilde. Bu sebepten dolayı eğer ki çok iyi kartlar gelirse ki iyi gözüküyorlar. Bir kere isimler çok iyi. İsimlerle birlikte kartlar çok iyi gelirse ki gelecek gibi gözüküyor. Bence düşecek gibi. Normalde düşmemesi gerekirdi ama düşecek gibi. Yine de belli olmaz bu FIFA marketi. Özellikle tots başladığından beri çok farklı hareketlerde bulunuyor. Bu arada şunu da söylemem lazım. En önemli noktalardan biri de paket ağırlığı. Paket ağırlığı dediğimiz nedir? Mesela hangi kartın ne kadar çıkacağı. Mesela Bellingham o kadar az çıkıyor ki, Musiala falan da çok az çıkıyor paketlerden. O kadar az çıkıyor ki fiyatları yukarıda kalabiliyor. Şimdi bunlar çok nadir oyuncular. Yeni gelecek oyuncular da çok nadir olurlarsa belki kendini kurtarabilir. Nadir olan oyuncular ama ben pek zannetmiyorum. Gelelim Fodra ile Fodra ilgili olarak baktığımız zaman bugün mükemmel bir fırtına diye bir durum var. Ee, nedir? Yani birden fazla olay bir araya geliyor ve fiyatları çok etki edebilir. Birincisi, bugün ikon, 90 artı ikon yenileniyor. Ee, ne gelmişti ona hemen bakalım. 90 artı ikon yenileniyor ve... 84 85 ve 86 istemişti galiba hemen ona bakalım 84 86 ve 87'lik bir kadro istemişti ee, büyük ihtimalle 84 86 ve 87'lik e, fodderlar, 85'ler 88'ler bir miktar artacak fakat şunu biliyoruz burada bu artışlar İnanılmaz olmuyor. Olması gerektiği kadar ve olduktan çok hızlı bir süre sonra düşüyor. Bugün 87'ler, 86'lar fiyatını arttırabilir mi? Arttırabilir. 1K. 2K yükselebilir. Sadece bu ikon esprisinden kaynaklı olarak. Bu birincisi elimizde bulunan şey. İkincisi Ronaldinho geliyor. Ronaldinho geldiğinde üst düzey kadrolar isteyecek, talep edecek olması lazım. Ee, yani Ronaldinho 3 milyonluk SBC'leri yapabilmeniz için özellikle Fodder bu kadar düşükken 90'lık 91'lik e, reytinglik kadroların sayısını arttırmanız lazım. Hatırlarsanız 3 tane 90'lık Mbappe SBC'inde 3 tane 90'lık segment vardı ve çok zorlamıştı. Bunun burada olacağını düşünmüyorum zorlama işinin çünkü çok kişide hem ulaşım daha kolay hem de ne derler onların elle çok fazla 90'lık falan birikti. Çünkü iyi toplamadı hiç bunları. Ben iyi bu tarz hatalar yaptığını pek hatırlamıyorum. Yani e, normalde toplardı. Kodur fiyatını yükseltirdi ve paket açtırmayı arttırırdı. İnsanlar daha fazla FIFA point harcamak isterdi. Çünkü her çektiğiniz 88, 89, 90 fiyatı en azından yüksek olacaktı. Aynı zamanda da iyi bir oyuncu çekme şansınız olacaktır normalde diye düşünürdü. Fakat burada buradan baktığımız zaman 90-91'lerin fiyatının artması beklenebilir. Buradan mesela Van Dyke'a bakalım hemen. Van Dyke'ın fiyatındaki artışa bakalım. Van Dyke 20 kaymış salı günü. Karşamba günü 20 kaymış. Daha sonra bunların geleceğini gördükten sonra 4K yükselmiş. 20'den 24'e yükselmiş bir karta yatırım yapılır mı? Bir soracak olursanız büyük risk küçük ödül burada var. Yani siz bunu aldığınız zaman çok büyük bir galibi şey e, kazanç elde edemeyebilirsiniz. 20'den aldıysanız bir sıkıntısı yok ama 24'ten aldığımız zaman 26'ya çıksa bile çok düşük bir karı var. 27 28'leri görmesi lazım ama muhtemel ihtimali var. Şahsen ben uzak dururdum. Nedeni de şu. Eğer buraya bakacak olursanız 90 rating üzeri renk olarak bakacak olursanız hepsinin mavi olduğunu göreceksin. Yani mavi renkli birçok kart burada sadece e, yan ligler yok. E, Almanya Ligi, Premier Lig kartları da var gördüğünüz gibi. E, bu kartların da fodder fiyatında olduğunu, çok çıktığını görüyoruz. E, cuma günü yeni bir kadro daha girecek ve bunun da en az 4-5 tane fodder olacak 90 veya üzerindeki kart olacak. Pazar günü de MLS gelecek, e, yan lig gelecek. Bir yan ligle birlikte yani bu her geçen gün 90 üzeri olan fodder sayısı artacak. Bunun gerçekten yükselmesi için bir tekrar edilebilir SPC'ye ihtiyaç var. E, promo tekrar edilebilir olmasından devamlı 90'ları çekmesi lazım insanların elinden. Şu anda bu gözükmüyor. E, bir diğer şey de ikon oyuncu SPC'lerinde Ronaldinho olsun, Puşkaş olsun. Şu an belki bir durum farklıdır. İnsanların kadrosu kalabalık ama insanlar bir kere de yapmazlar genelde. Bunu zamana yayarlar. Zaten bir aylığına falan gelecektir Ronaldinho. Ronaldinho yaparken 4 segmentini yaparsın. ...Duat Battles ödülünü alırsın... ...iki segmentini yaparsın... E, ...weekendlik ödülünü alırsın... ...bir segmentini yaparsın... playoff'unu oynarsın... Hafta, e, ...perşembe günü... ...Rivals ödüllerinden yaparsın... ...bu sebepten dolayı hızlı yapılan SPC'ler değil... ...fakat ikon oyuncu SPC'si... ...ikon SPC'si 90 artı... ...artı Ronaldinho... ...artı bugün gelebilecek olan bir... ...Rafinha SPC'si de var... E, ...eğer ki gelirse... ...Rafinha gibi üst düzey... ...5 skill... ...bir kart gelirse... Bunun da olmasıyla bir yukarıya hamle olabilir. Yani bugün itibariyle almak çok mantıklı mı? Değil gibi gözüküyor. Kar bırakabilir gibi gözüküyor ama gerçekten belli olmaz. Ben de merak ediyorum. Çok paket açılacak mı açılmayacak mı? Ben olsaydım eğer ki Fodder aldıysam bugün akşam 9'dan önce falan satardım. Çünkü ikon bir kere yapılacak. Ronaldinho'yu yapacaksa insanlar çok hızlı burada bir hamle yapacaklar. Rafinha'yı hemen yapmaya çalışacaklar gibi düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum akşama. Evet bugün için bir kez daha söyleyeyim. Ee, La Liga Totsu geliyor, Ronaldinho. Bugün Puşkaş yarın geliyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Futkoşta kalın.